What's up guys? This is Fit Traveler. This is Gencem. Arkadaşlar yanımda bir tane Work & Travel üyesi var. Çok farklı bir iş deneyiminden bahsedecek size bugün. Front desk. Çıldırıyorum. Kendisi front desk'te çalışıyor. Çok duymamışsınızdır bu işi. Çünkü Türk şirketlerinin elinde çok front desk yok. Şirket isim vermiyoruz bu arada. İsim verme Tezcan. Başla. front desk nedir? Anlat. Ya şimdi biz front desk'te check-in check-out yapıyoruz. Böyle basit bilgileri falan veriyoruz şeylere, müşterilere. Geliyorlar işte şeyi, ne bileyim, soyadlarını veriyorlar. Önceden rezervasyon yapmış oluyorlar. Belli soruların, kalıp sorular mı, onları soruyorsun. Bir eğitim alıyorsun herhalde başlangıçta. Ya aynen, başlangıçta bir iki hafta programı kullanmayı öğreniyorsun. Zaten sabit programlar var. Bir tanesi Opera mesela. Biz kullandığımız program Opera. İşte Opera'da şeyler, her şeyi böyle öğretiyorlar sana tek tek, hani nereden rezervasyonları görüyorsun, nereden gelenleri, nereden şu an check-in yapmış olanları görüyorsun falan, bakıyorsun. İşte sayılarını görüyorsun, o gün yüzde kaç onu görüyorsun. Bak kaç arabası var, çek, bir evin kaç arabası var, çek. Alın bir bak. Bu evin tam 5 arabası. Altima, Corolla, o neyle, Toyota'dan hangi cipti o? Yok, Kia. Bir de bak burada... Yok, Toyota aynı. Toyota lan, Corolla. Bir de araba aldılar mı? Aynı şirketten aynı tür arabadan alıyorlar. Öyle indirimler var. Mesela aynen. Hani bir evde Volkswagen varsa bir tane daha Volkswagen alıyorlar genelde. Ve hatta şunu söyleyeyim. Housekeeper'ların menajerinde geçen kameraman arkadaşımla beraber. TT. Audi TT, TT de değil, RS. Audi TT RS gördük. Yani Türkiye'de muhtemelen 500-600 bin liralık bir araba. Sordum kaç almış, ne yapmış diye. Aylık 500 dolar almış. Kaç ay ödüyor bilmiyorum, hani muhtemelen 50 bin dolar falan diyorlar ama. Yok şey bak. 40 bin dolar falan ama şu arabayı çeksen, araba güzelmiş. Şeyde. Ford. Hangisini ya, bunu mu? 50 bin dolar ya. Audi almış adam 50 bin dolara veya 30-40 bin dolara. Aylık 500 ödüyormuş Audi TT RS. Ya. Adam önümden geçti, şok oldum. Dedim lan sen menajersin, kendine gel. Adamlar. Ali Ağaloğlu zahetti kendine. Adamlar. Şeyde Tony'de de Range var. Range Rover. Tony var ya. Kim o Tony? Pool'un menajeri. Honda da Range var. Ne diyorsun ya? Var abi ya, bak şeyde... Ya adamlar, bulaşıkçılarda Mustang var ya. Bak lease bu. Şimdi bak lease'e giriyorlar, tamam mı adamlar? Şey yapıyorlar. Öncelik kiralıyor mesela. Diyelim ben sana diyor ki, şirkete diyor işte ben sana 36 ay boyunca aylık 500 dolar vereceğim. Sen bu arabayı bana ver diyor. Kiralıyor. Ondan sonra şeyde bu 36 ay bitince 36 ay boyunca verdiği paradan bir tane daha verirse araba onun oluyor. Yani lease'le aldıysa o sırada kiralı bu araba. Şu arabaları çek, yerle bir. Bak burada birisi modifiye meraklısı bak. Adam arabayı takıyor ya. Burada birisi for sale diyor lan, aynen. Bak. Yerle bir Porsche. Şey değil mi şu Grand Cherokee, güzelmiş ya. Ne kadar? Gelsene mi çek bakayım, ne kadar? 210 XXX bu mil ya, değil mi bu? 2004 Porsche. Fiyatını yazmamış. Yok, İçeride alma sonra sorarız. Fiyatını almış, gel. Porsche bak yavrum benim de. Kaç bu? 2006 evet, mı değil mi? Gencecim. Front desk'e devam edelim. Front desk, tamam. Şimdi front desk'te, ya şimdi şeyde, ilk başta bu sizi arayacaklar bu şey için. Dil seviyenizi belirlemek için. Dil seviyenizi belirledikten sonra... Dil seviyenizin ne olması gerekiyor? Advanced olması gerekiyor, 6 olması gerekiyor. 6 üzerinden 6, garsonlukla da böyle. Yani işte eğer o standart ulaşabilirseniz başvuruyorsunuz zaten. Başvuru sırasında da şey olmaya çalışın, hani güler yüzlü olmaya çalışın. Ve hani çok fazla şey hatası yapmamaya çalışın. Yani aksanınız harbiden sert olmasın yani, dikkat edin ona. Kırın dilinizi. Aynen yani. Öyle yani, anlaşılacak bir şekilde konuşun. Çünkü karşındaki insan seni anlamakta zorluk çekecekse adam niye seninle uğraşsın? Çünkü adam orada müşteri yani, geliyor oraya. Der yani ne olacak, buraya Amerikalı bir eleman koyun da rahat rahat anlayayım der. Şöyle yani. Bir de tuhaf bir olay var. Work & Travel'a gelen herkes dilini geliştirmek istiyor. Herkesin amacı bu. Ama dili iyi olanlar sadece insanlarla iletişim içinde olabildiği işlere girebiliyor. Dili kötü olanlar ya bulaşık yıkıyor ya bok temizliyor. Yani dili kötü olan geliştirmek için geliyor ama paradoks gibi yani. Dilin iyi olması lazım ki sen insanlarla iletişim içinde olabilirsin. Bu sefer dilin iyi, zaten dile ihtiyacın yok. Mesela bu arkadaşın İngilizcesi Türkçesinden daha iyi. Hayır, şu an öyle çünkü konuşmuyoruz anasını satayım hiç İngilizce doğru, Türkçe doğru. Yani baksana cümle kuramıyorum adam gibi. Mesela şeyde, sakla samanı gelir zaman. Ne demek? Sakla samanı ne yapıyorsun falan yani. Heh, gidiyor işte, yani. Ya. Şey yok. Bende yok öyle şeyler. Mesela bir de şeyde eğer böyle ofis gibi bir iş olursa hani mesela benim front desk ofis işi şey oluyor. Saatlerin falan daha düzenli oluyor. Paraya mesela, gel paraya. Adamlar parayı merak ediyor. Herkes paranın peşinde. Tamam bak şimdi. Herkes paranın peşinde. Şimdi abi şey front desk'te benim haftalık saatlik aldığım para 12,5 dolar. 12,5 dolar arkadaşlar, nasıl duymamız, iyi kazanıyor. Saatlik 12,5 dolar. Şey, ve düzenli bir schedule var. Hani her hafta şeyde 5 gün çalışıyorum. Her günde 8 saat çalışıyorum. Yani haftada 5 saat gibi. Her hafta aynen öyle, tam memur. Ama şeyin
Yaptığın çakallığı da anlat. Anlat, utanma Türk milletinden, anlat. Bak, şimdi ben ilk başlarda geldiğimde tabii şeyim, ilk başlarda başladım. Ben şey sanıyordum hani, hep 40 saat olacak sanıyordum. İlk başta geldiğimde her gün 7 saat derdi bana bir hafta boyunca. 5 gün 7 saat derdi her gün. 35 saat. Ondan sonra ben bir şey yaptım. Ben bir dingilliğe girdim, şey yapayım dedim. Her şeyde, her iş çıkışında işte şöyle bir yarım saat, bir 25 dakika falan oyalanıyorum. Ondan sonra gidip kulak kart yapıyorum. Arkadaşlar saatlik ödeme aldığımız için yarım saat oyalanıyor mesela. 12,5 dolardı. Saatlik, yarım saatlik kaç oluyor? 6 dolar. 6,25 cepte. Aynen öyle. O şekilde işte her gün mesela böyle bir şey yapıyordum. Her gün bir saat yapsa her gün 12 sonra dolar. Sonra 3 hafta sonra, 3 hafta değil, 4 hafta sonra menajer böyle baktım. Saatleri normal 40'a çıkarmıştı. İlk hafta 35'ti, sonra 40'a çıkardı. Öyle 40 devam etti. Sonra 5. hafta menajer şey yaptı. Saati düşürmeye başladı, tamam mı? Ama şeyler, bütün herkesin saati normal 40 saat, benim işte 38 saat mesela işte. O 2 saati o yarım saatlik şeylerden kesmeye başladı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş kesmeye başladı abi. Ondan sonra... Nedir, ha gitti. Ağzına şey girdi kameranın ya. Yavaş yavaş kes, buradan kesersin. Yavaş yavaş şey yaptı, yavaş yavaş kesmeye başladı böyle 37 saat, 38 saate düşürdü. Ondan sonra hani ben de şeyini bilmiyorum, hani sebebini bilmiyorum falan. Yani aslında düşünüyordum diye böyle bu olduğunu biliyordum da sebebinin. Hani salakta mesela soruyorum işte insanlara, ya benim saatim neydi şöyle, acaba kötü mü çalışıyorum falan filan diyorum. Ya bak emin olun arkadaşlar, kötü de çalışmıyorum yani. Bak mesela bugün toplam 100 tane çekim, şey 120 tane çekim vardı. Orada 6 tane front desk agent vardı işte, front desk'te çalışan insan vardı. 46 tane çekini ben yaptım 120'sinden. Ulan her zaman bunu söylüyorsun, lanet olsun ya. Bak tamam, ama her gün böyle yapıyorum birader, yeter ya. Sikeceğim ya. Neyse. Yani böyle düşürdü saatlerimi. Çakallıklar ama. Çakallıklar sonra böyle düşürdü saatlerimi. Sonra en son oldu? Çekti, en son şey, beni çekti yanına, tamam mı önce? Şey yaptı. Dedi işte böyle böyle bu yaptığını görüyorum, bunu yapma dedi bak. Şey dedi, bizim de salak değilsin dedi. Adam hakikaten ısırdı, salak dedi. Bak dedi, bunu yapma dedi. Ondan sonra... Akıllı ol, sen kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben de bıraktım şeyi, böyle normal saatinde gidip kulakart yapıyorum falan. Ondan sonra şeyde, bu... Bir sonraki peçeki yazı yapıştırmış yani. Bütün otele dağıtmış. Bütün otele bunun yüzünden yazı dağıtıldı. Dediler demiş ki. Şu arkadaş. Bu arkadaş. Dediler ki. Demiş ki. Clock-in yapmadan önce tüm hazır olmanız lazım iş kıyafetiyle. Normal kıyafetle clock-in yapıp ben sonra tuvalete gideyim değiştireyim yok. İşe hazır olduğunda clock-in yapacaksın. Çıkarken de tam olarak işten çıkarken kendine iş kıyafetlerine clock-out yapıp sonra hani işten çıktıktan sonra kendi kıyafetini değiştirebiliyorsun. Öyle ben gideyim, değiştireyim, oyalanayım, tuvalete gidip yarım saat milk in the clock deniyor herhalde ona. O işleri yapayım ha, böyle şeyler yok. Böyle telbesler yapmayın. Front desk arkadaşlar, videonun kısa özetine gelecek olursak 12,5 dolar alıyor. Advanced seviyede İngilizce istiyor. İngilizcenizi eğer iyiyse çok daha iyi seviyelere getirebileceğiniz bir iş. Ve pis bir iş değil mi yani? Sonra insanlarla muhatap oluyorsun. Ya ibneler geliyor, ayar ediyorlar seni. Görecek. Seni bayağı ayar ettikleri zamanlar oluyor. Bak Münih'teyiz. Alacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili Leyla.